Yıl 93, harpları sırasının bir öyküsünü anlatmak arzusundayım. Kars'tan olan Ali ismindeki kardeşimiz 93 harpları sırasında asker olmuştu İstanbul'da. Dünyanın çok bozuk zamanıydı. Bölüğündeki olan Mehmet Yüzbaşı, hani ortamın bozuk zamanıydı ki, Rus'la Türk'ün karıştığı bir zamandı. Aniden bir harp olunca güçlü kuvvetli olanları ordunun ön tarafına veriyor. Evet, yine böyle bir harp başlamıştı. Güçlü kuvvetli olanları ordunun ön tarafına veren Mehmet Yüzbaşı, Ali'yi de vermişti. Türklerden ölenler şehit oluyordu, kalanlarsa kazı oluyordu. Evet, Mehmet Yüzbaşı Türklerden ölenlerin tespitini yaparak kaç kişi öldü diye memleketlerine, babalarına, analarına başsağlığı dileğini yazıyordu. Yine böyle bu harp esnasında Türklerden ölenler çoktu. 65 askerimiz şehit olmuştu. 64'ünün cesedi ortada büsbütün belliydi ama birisi yoktu. İşte o da Ali'ydi. Ali sağ olarak Rusların eline esir düşmüştü. Mehmet Yüzbaşı baktı ki Ali esir olarak Rusların eline geçmiş. Ne yapalım? Ruslar bunu da neredeyse öldürdü. Bunun da babasına başsağlığı dileğini yazalım. Sağ bırakırlar mı? Evet, Mehmet Yüzbaşı Kars'tan olan Hasan amcaya da başsağlığı dileğini yazmıştı. Bunu duyan Hasan amca bir yönden üzülüyordu, bir yönden duygulanıyordu, bir yönden de sevinç içerisindeydi. Ne mutlu bana ki bir Türk olarak bir evlat yetiştirip, vatana hizmet edip, en sonunda da şehit oldu. Dünyanın en mutlu insanıyım, diyordu. Evet, zalim Ruslar alıp Ali'yi götürürler, günden güne işkence yaparlar. Böylelikle aylar ayları kovmuştu, yıllar yılları kovmuştu. Aradan 6,5 sene geçmişti ki Rusların perkesindeydi, günde işkence içerisindeydi Ali. Ali baktı ki artık benim son günümdür. Yalvarmaya başladı, ne olur şu kollarımı çözün de artık burada yaşlı anasına bir şeyler söyleyecekti. Bir de onlar neye tapacaktı, onu dile getirmek istiyordu. Bakalım Ali yaşlı anasına ne söylüyor. Yaşlı anam yollarını bekleme, bekleme. Kapandı yollarım geleme bana, bana. Kader böyleymiş, kime ne diyeyim, ne diyeyim. Bekleme yolları geleme bana. Çekmiş kalkmıyor ama işkence yaparlar vermezler ama başıma geleni bilemem anayım. Attılar beni, yedi yıl köledi sattılar beni. Ağlıyor gözlerin gülemem anayım. Anam, anayım, gülemem anayım.
varayım cana yaşı, günahlı ki kötülükten cayaşı. Meryem İsa'yı sizler seversiniz, kollarını çözün bağışla beni. Ah beni beni, bağışla beni. Meryem İsa'yı sizler seversiniz, kollarını çözün bağışla beni. Ruslar baktı ki birkaç sene içerisinde Ali de artık bizim dinimize dönmüştür. Baksana ki Meryem İsa'yı o da seviyor. Ali'yi serbest bırakmadılar ama o an için tabii ki işkence yapmıyorlar. Ali'nin genç yaşında memleketinde, köyünde kalan Ayşe'sini düşünüyordu. Ayşe de genç yaşında beli bükülmüş, saçlarına ağlar düşmüş, gam içerisinde, keder içerisinde o da Ali'sini düşünüyordu. Alim askere gitti gelmeyerek diyen Ayşe, saçlarını saz ederek, bakalım Ali'nin gelmediğine Ayşe ne söyleyecek? Vatan borcuma için gitsin askere, saçlarıma kavayı düştü geliyor. Nasip olmadı ki sana teşker. Bekledim yolları yine geliyor, gelen yok geliyor. Vay. Çoban kovalıydı yenge, koyun gitti. Bahçeler yeşerdi, çiçekler bitti. Onlar vurdu da yenge. Kader böyleymiş, boynum eğdiyim. İkiye geçiyor, var günler saydım. Yedi yılı buldum, karalar giydim. Saçlarına ağlayın, düştü geliyor, gelen yok geliyor. Vay. Ayşe gülüm dersi, söyleyem ıssız bir köyde giyim gönleyle yeğeğem turnalara adime selam söyleyin beri küldü çavayı geçti geleyim. Gelen yok gelen.
Ayşe böyle dertli dertli söylüyordu. Kaynatası olan Hasan amca da arkadan izliyordu. Ulan ben ne hata yapıyorum diyen Hasan amca. Hele oğlumuz askere gitti, şehit oldu. 7 seneden beri bu gelinin günahı nedir evde bekliyor. Ya bunu babası ile göndermek lazım, yahut da bir şeyler düşünmek lazım. Evet, böyle bir beypaker gelini gözden kaybetmek doğru değildir diyen Hasan amca iyice düşünmüştü. Köy hocasını çağırır, akrabalarını çağırır, dostlarını çağırır. Bu bir dinimizde gelen bir gelenektir. Bunun bir oğlu daha vardı, ismi Veli'ydi. Ne yapalım? Artık Ayşe'yi gözden kaybetmek iyi değildir. Ayşe'yi ikinci kez gelin edelim, diğer oğlumu alalım Veli'ye. O zaman da insanlar biraz utanacak vardı. Veli içinden ağlıyordu. Bu benim abimin hanımı oluyor, nasıl olur böyle şey? Ama babasının yüzüne çıkamıyordu. İstemeyerek Ayşe'yi ikinci kez gelin ederek Veli'ye vermiştiler. Böyle hayat sürüp gidiyordu. İnsanları kurtaran Allah kurtarır. Ali Rusların pençesinden fırsat arayarak Türkiye topraklarına ayak basmıştı. Bir an için istiyordu ki babasını görmek, hanımını görmek, komşularını görmek. Kars'a kadar gelmişti. Aradan yıllar geçmiş, Ali çok değişlenmiş, sakal bürümüş, işkence görmüş, saçlarına ağlar düşmüş. Kimse Ali'yi tanıyamıyordu. Babasının kapısını bir an evvele çalmıştı. İçeriden çıkan Hasan amca bakıyordu, acaba bu bir dilenci mi? Ama Ali babasını iyi tanımıştı. Baba diyordu, baba tanımadın mı beni? Oğlum sen kim olursun? Ben Ali'yim baba. Rusların pençesinden kurtulup işte kaçtım geldim. Hayır evladım, sen Ali olamazsın. Çünkü senin bölüğündeki yüzbaşı Mehmet yüzbaşı senin ölün haberin bizlere bildirdi. Sen şehit olmuşsun yavrum. Bir şey istiyorsan sana verelim. Misafir olmak istiyorsan kal yavrum. Bizler ihtiyar olduk diye de dalga mı geçiyorsun? O zaman Ali baktı ki babam doğrudan inanmıyor. Bakalım babasına kendisini sazıyla tanıtacaktı ben Ali'yim diye. Derdim olan elbet gelir.
var şeytedir. Bu an olduğum gadiler. Babaya vursun elbey kardım olar. Hasretim sizlere sar beni beni. Oy oy oy. Ben alayım gizli kaçtım da geldim. Mevlam bana verdi uçtum da geldim. O karlı dağları aştım da geldim. Kolların açıp da sar beni beni. Evet, Hasan amca oğlunu böyle izliyordu. Baktı ki doğrudan bu bizim Ali'dir. Ama ben şimdi bu Ali'ye ne cevap vereyim? Demek ki işin içinde bir yanlışlık var. O zaman gizliden Hasan amca köy hocasını tekrar çağırttırır. Akrabalarını, dostlarını. Ali sağ olarak geldi. Şimdi biz Ali'ye ne cevap verelim? Utancığından Ali'nin kardeşi Veli kardeşinin yanına gelemiyordu. Ayşe de duymuştu ki Ali gelmiştir. O da neredeyse kendisini intihar edecek bir hale gelmişti. Ama yüze çıkamıyordular ikisi de. Evet, köy hocasını çağırttılar. Hoca gizliden Ali'yi sesledi. Yavrum, seninle bir gizli sırrım var. Konuşmak istiyorum ama dilim de tutmuyor. Ne yapalım yavrum? Kabahat bizlerde değildir. Senin ölüm haberin, senin yüzbaşın bildirmişti babana yavrum. Bizlerde kabahat yok. Aradan yıllar geçti. Bu bir dinimizde gelen gelenektir. Senin hanımın, senin diğer kardeşin Veli'ye verdik yavrum. Sen de sağ olarak çok şükürler olsun geldin. Bunu duyan Ali can evinden vurulmuştu. Neye uğradığını bilemiyordu. Gözyaşları sanki desem bir pınar olmuştu. Düşünceye dalmıştı. Evet, gizliden Ali heybesini, torbasını, değneğini, hazırlığını yapan Ali uzaklara açılacaktı. Yine de babanla babasından izin isteyerek, babasının elini öperek efendim İstanbul'a kadar gelmişti Ali. İstanbul'un Üsküdar semtinde inşaata girmişti. Hiç bu işte çalışmayan Ali elleri bütün çatlamıştı. Ama ümidini büsbütün köyden, babasından, anasından ümidini kesmişti. Böylelikle arada yine yıllar geçmişti. 7 sene içerisinde anasına babasına hiçbir mektup yazmamıştı. Onlar da Ali nereye gittiğini bilemiyordular. Yanında arkadaşları da vardı. Derdini arkadaşlarına açıklıyordu. Ali devamlı inşaattan çıkınca ıssız bir bahçesi vardı. Gidip orada otururdu, düşünürdü, gama dalırdı. Yine böyle bir bahçe içerisine giden Ali ağaçlara baktı, kuşlara baktı, öfkelendi. 7 sene içerisinde Ayşe'sini düşünmemişti. O an için hatırladı. Bakalım Ali ne söyledi. Yıllar oldu bu dert beni pareler, kaderimin çilesine vallarım. Göz göz oldu artık benim yarem.
çilesine ağlarım. Karabağ'ın çilesine ağlarım. 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 Bahçede oturdum kuşlara baktım, efkarlandım canım sigara yaktım. Bulut oldum yağmur yerlere kalktım, kaderimin çilesine ağlayım, ağlayım, ağlayım. Ben alayım ömrüm geçti boşuna, vardı saçlarım gözüm yaşına. Her gün hayalimde Ayşem düşümde, Karabağ'ın çilesine ağlayım, ağlayım, ağlayım. Ali bahçede türküsünü söylemişti. Uyurken gaflet içine dalmıştı. Baygın bir hale gelmişti Ali. Arkadaşları Ali'yi aramıştı. Ali nereye gider? Ali'nin nereye gittiğini arkadaşları iyi biliyordu. Dediler ki bir bahçeye bakın. Ali olsa olsa, çünkü devamlı bahçede gidip oturur düşünürdü. Arkadaşları gelir bahçede Ali'yi bir baygın halde görürler. Ne oldu sana, uyandırırlar. Ali kendine zor gelir ama gezemez bir hale gelmişti. Alır bunu doktora götürürler. Doktor bunu muayene eder. Bakar ki bundan iş geçmiştir. Kansere yakalanmıştır düşünceden. Biz bundan bir şey anlayamadık. Bunu yüksek doktorlara gösterseniz herhalde iyi yaparsınız. Arkadaşları Ali'yi alır, efendim tecrübeli doktorlara gösterirler. Doktor bunu muayene eder. Bakar ki iş geçmiş bundan. Ali'ye der ki, Ali senin kimin kimsen var mı? Memlekete mektup yaz, yanına gelseler iyi olur. O zaman Ali anlamıştı ki, artık ben son dakikaları yaşıyorum. Benim son günümdür. Doktor bey, ben şimdi sana adresimi vereceğim. Memleketin adresini vereceğim. Burada 3 kıtalık, 4 kıtalık bir name yazacağım. Bu mektubu da vereceğim, aynı adrese gönder. Bakalım. Bir mektup yazayım hayırsız yara diye Ali, ecel döşeğindeki olan Ali ne demiş? Bir mektup yazayım hayırsız yara, bahçede günlerim solduktan sonra solduktan sonra İlal başlarını çatma boşuna, bu kadar kevranı gelir peşine. Dostum güven olmaz ben
mezar taşına ebed mekanı bulduktan sonra Büyüklüm yollar gezdim gezdim dolaştım, bağımda sitem var bazı güleştim. Ecel geldi menzilime ulaştım, Ayşe muradını aldıktan sonra ben alayım kaderime darıldım, bir şul gibi yerden yere sarıldım. Kam yükünü çeke çeke yoruldum, Ayşem saçlarını yolduktan sonra evet, arkadaşları Ali'yi alır mekanına götürürler. Ali bir hafta yaşadıktan sonra ebedi dünyasına göçmüş idi. Hikayemizi tamamlamış oluyoruz. İzleyicilere teşekkürler.